104 emekli amiral dün gece büyük tepkilere yol açan bir bildiri yayımladı. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasını, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz ifadeleri dikkat çekti. Hükümetten tepkiler çığ gibi büyürken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Montreux bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da yayınlanan bildiriye tepki göstererek bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam. Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açıktır ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yurt içinde, sınır ötesinde, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ederken, böyle bir bildiri yayımlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı çıktı. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. İkinci uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.